Birçok kişi bir arada çok zor günler geçirerek, heyecan yaşayarak alıyor. Bu nedenle Seyyar Tener ve Grup Lokomotif'e, Sait Sökmen'e, eşine, Fahri görevli olarak, giysilerimizi yapan Cemil İpekçi'ye, eşime ve katkıda bulunan, şu anda heyecanından söyleyemeyeceğim, herkese çok teşekkür etmek isterim. Çünkü bu benim tek başıma aldığım bir ödül değil. Çok teşekkür ederim. TRT'ye de böyle bir yarışma yaptığı için, bize bu heyecanı yaşattığı için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bunu da söyleyeyim artık. Bu artık son Eurovision şarkı yarışmam. 3 oldu. Yeter. İkincilik istemiyorum. Değerli seyirciler, 1978 yılında Olcay Ahmet Uğsuz, Grup Nazar'ın bir üyesiydi ve Paris'te Sevinç adlı eseri seslendirmişti. Daha sonra ikinci kez katıldı. Geçen yıl yine Seyyal Tener'le katılmıştın hatırladığım kadarıyla. Oldum Hani'de Neco'nun. Hani de Neco'yla beraberdik. Evet, ikinci defa gitti ve üçüncü defa diyor Brüksel'e gideceğim. Artık Eurovision sayfasını kapatıyorum. Ama ben inanıyorum ki Olcay Ahmet Tuğsuz, Türkiye'nin yetiştirdiği yetenekli müzisyenlerden biri. Müzik yaşantısı mutlaka devam edecek. Güvent Özbeyhan, siz biliyorsunuz beni, yakından tanıyorsunuz ama şunu da söylemek istiyorum. Müzik benim hobim. Benim işim başka. Ben yılda bir kere Eurovision şarkı yarışmasına katılıyorum. Onun dışında bir tek plak çalışmam var. O da Seyyar Taner'le. Bir de kendim için yaptığım bir çalışmam var. Ona rağmen bir isim oldum. Sırf Eurovision şarkı yarışmaları sayesinde. Şunu da anons etmek istiyorum. Bu hobim. Çok güzel bir hobi. Bu aldığım ödüle de çok çok mutluyum gerçekten. Ya, o ödülle bitmiyor. Birincilik ödülü için Sayın Profesör Doktor Tunca Tozkay size bir ödül daha takdim edecek. Bizi hatırlamanız için teşekkür ederim. Konuşma fırsatı geçince çok konuşuyorum. İlk katıldığımız senelerde hep biz harcıyorduk. Her şeyi harcıyorduk. Oteline kadar biz harcıyorduk. Son 3-4 yıldır hiçbir şey harcamıyoruz. Kazanmasak dahi bir ödül alıyoruz. Kazanınca daha fazlasını da alıyoruz. Ben bunu ama bütün arkadaşlarımla bu gece bitireceğim. Ne güzel. Teşekkür ederiz. Değerli seyirciler, bu arada anonsum yarım kaldı. Evet, şarkım Sevgi Üstüne tabii ki Seyyal Taner ve Grup Lokomotif seslendiriyordu. Beste ve sözler Olcay Ahmet Tuğsuz'undu ve düzenlemeyi Garo Mafyan yapmış, orkestra yönetmişti. Garo'ya teşekkür etmeyi unutmuştum, özür dilerim Garo'dan, heyecanıma başladı. Şimdi Garo yerini alıyor. Efendim, müsaade ederseniz eğer değerli sanatçılarımızı da çağıralım sahneye, onları da tebrik edip ondan sonra o güzel eseri hep birlikte bir kez daha dinleyelim. Acaba gelemiyorlar mı henüz arkadaşlarımız? Hazırlar. Lütfen alkışlar mıydınız Seyyal Taner ve Grup Lokomotif? Devamını dilerim. Kutlarım. Sayın Sökmen efendim. Böylece bir tek Garo Mafyan kaldı uzakta. Sayın Tozkay size de buradan tebriklerini iletiyorlar ve değerli müzisyen arkadaşlarımız, sizler lütfen yavaş yavaş sahnedeki normal düzeninizi alın. Ben bu arada 9 bestecimize hepinizin alkışlarıyla tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel çalışmalarından dolayı. Değerli seyirciler, 1987 yılında 32. Eurovision şarkı yarışması Brüksel'in başkentinde 9 Mayıs 1987 Cumartesi akşamı yapılacak. 20 ülke katılacak. 20 ülkeden fazla katılamıyor çünkü Eurovision ABU'nun aldığı bir karar var. Önce başvuran ve sürekli katılan ülkeler katılabiliyor. Türkiye'de 1980'den bu yana devamlı katıldığı için ve daha önceden başvurduğu için sürekli katılmaya hak kazanıyor. İşte bu sene Türkiye'yi şu anda sahnede sevinçle izlemekte olduğunuz Seyyal Taner ve Grup Lokomotif temsil edecek. Besteyi yapan Olcay Ahmet Tuğsuz'du. Sözleri yine Olcay Ahmet Tuğsuz yazdı. Düzenlemeyi Garo Mafyan yaptı ve orkestrayı da Garo Mafyan yönetiyor. Şarkımızın adı Şarkım Sevgi Üstüne, Seyyal Taner ve Grup Lokomotif.
Yıkıldım sevdiğin üstüne. Yalan değil benim dünyam, hayal değil gerçek rüyam. Bütün dünya duysun diye şarkı yazdım üstüne. Şarkım sevgi dolu, benim şarkım dostluk dolu. Benim yolum aklın yolu, yolum sevgi üstüne. Değerli seyirciler, sözleri ve müziği Olcayto Ahmet Tosuz'a aitti. Düzenlemeyi Garo Mafyan yaptı. Seyal Taner ve Grup Lokomotif seslendirdi. Ve bu güzel koreografiyi de Sait Sökmen hazırlamıştı. Orkestrayı Garo Mafyan yönetti. Şimdi hepimiz için yapılması gereken şey, Seyal Taner ve Grup Lokomotif'e 9 Mayıs Cumartesi gecesi Brüksel'de başarılar dilemek.